Nasya? Hünkârım. Ben size teşekkür etmek için gelmiştim. Yani hediyeniz için. Kim bu? Sordum, konuşmadı. Yüzümü bile bakmadı. Adı İskender. Yeniçeri kullarımdan bir acemi oğlan. Birlikte kılıç talimi yapıyoruz. İskender. Anastasya. Benim gözdemdir. Sen arama dön. Şimdi talim vakti. Onu buldum gölge. Kapıyı kimin açacağını buldum. Alexander. Ormanda beni kurtaran çocuk. O burada. Onunla konuşmam lazım. Bir daha ne zaman görürüm bilmiyorum. Mahpeker. Ben kaçmana yardım edebilirim. Ne istersen söyle. Bizi görmedin şayeste. Hiçbir şey bilmiyorsun. Senden istediğim tek şey bu. Anladın mı? Erken pes ettin. Henüz pes etmedim hünkârım. Nedir bu halin İskender? Kardeşim Şehzade Mustafa bile mağlup eder seni. Bağışlayın hünkârım. Aklın nerede senin? Hünkârım, bilmeniz icap eden bir husus var. Sen ocağa dön İskender. Talime sonra devam ederiz. Hatırlıyor musun? O kurdeleyi aldığın gün bana bir söz vermiştin. Hiç unutmadım zaten. Şimdi sözünü tutma vakti geldi Alex. Buradan kaçmama yardım edeceksin. Nasıl yardım edeceğim? Hem sen hünkârın gözdesi olmuşsun. Ben kimsenin değilim. Acemi oğlan. Ne yapıyorsun orada? Toparlan. Hadi gidiyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Ne yapacağım? Söyle çabuk. Thank you.
Kimsin sen? Söyle kimsin sen? Ben sizin kızınızım. Sadece bizim değil. Merhum padişahımız Sultan Murat Han'ın kızısın. Damarlarında hanedana Ali Osman'ın kanı akan bir sultansın. Yazık ki bu hakikati unutmuş, çarşıda pazarda kullarımızla gönül eyler olmuşsun. Sizi utandıracak hiçbir şey olmadı Vayda. Biz birbirimizi sevdik. Tek özrümüz aşkımız. Bizi hayal kırıklığına uğrattın Fahriye. Hatan büyük. Şüphesiz cezası da büyük olacak. Razıyım valide. İster kapatın, ister başkasıyla evlendirin. Umurumda değil. Ama yeter ki Mehmet Giray'ı kurtarın. Ne olur hünkârımızla konuşun Mahane oğlum. Siz istemezseniz ne rüzgar eser ne güneş doğar. Yüce affınızı esirgemeyin bizden. Dudu Hatun. Sultanımıza dairesine kadar refakat edin. Dil saraydan ayrılmak, bahçeye dahi çıkması yasak. Mehmet Gire, sen ki kaç nesildir hanedanımıza dostlukla, muhabbetle bağlı Ali Cengiz soyundansın. Seni sarayıma aldım. Seni soframa oturttum. Lakin sen haremime göz diktin. Haşa hünkârım. Karşınıza böyle çıkmaktan icap duyuyorum. Utanacak bir yüzün olsaydı hünkârımızın arkasından iş çevirmezdin. Cüretimi bağışlayın hünkârım. Lakin masum hislerimden gayrı bir günahım yok. Allah'ım şahidim olsun ki size vaziyetimi izah edip sultanımıza talip olmaya geldim. Ancak nikahlanacağını... Özrü kabahatinden büyük! Senin haddine mi düştü sultana talip olmak? Yıkıl karşımdan melun! Atın bu gafili zindana! Akıbetine sonra karar vereceğim. Hünkârım! 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 Reyhan'a! Beni zindana atıyorlar. Şahin'e haber ver. Götürün şu haini buradan. Bak! Paşa Hazretleri. Keşke hadiseyi ifşa etmeden evvel bana haber verseydiniz. Örtbas mı edecektin? Elbette. Mevzu bahis olan hanedanımızın itibarı. Hangi hanedanın itibarı Reyhan Ağa? Hanedanı Ali Cengiz'in mi? Mehmet Giray öl artık. Şahin'in ise akıbeti meçhul. Eğer bir tercih yapacaksan tam vaktidir. Müstakbel Zevcan ne yere bakan yürek yakalmış? Mehmet Giray'a da hayret ettim doğrusu. Pek akılsızmış. Bir sultana aşık olmaya nasıl cüret eder? Aşkın kendisi cüretkardır sultanım. O kalbe girdiğinde aklın hükmü kalmaz. Halime Sultan işi bu. Giray kardeşlere düşmanlığı malumun. Her şerde bir hayır vardır derler. Artık Fahriye Sultan'la evlenmem mümkün değil. İhtiyacım da kalmadı. Kaptan Ederya oldum.
divana girdim. Pek hevesli olduğunu düşünmüştüm. Lakin görüyorum ki yanılmışım. Karakullukçu onlar. Ahalinin güveni emniyeti için her gece çıkar devriye gezerler. İskender, talim nasıl geçti? İnşallah hünkârımızı yara bere içinde bırakmadın. Pek talim yapamadık Zülfikar ağam. Hünkârımız gitti hemen. Eyvallah. Zülfikar ağam. Söyle. Ben ne zaman Yeniçeri olacağım? Bu sana bağlı Acemoğlu. Ne vakit pişersen o vakit. Zira biz pişmiş aşı ateşte bırakmayız. Hoş geldiniz sultanım. Malum hadiseyi istişare etmek lazım. Az evvel bilhassa merhum Murat Hanımız gibi göründün gözlerimize. Sonra hünkâr baban Mehmet'im karşımızda sandık. Nasıl da benziyorsun onlara. Ve de en çok Sultan Süleyman'a. Mekanları cennet olsun. Amin. Amin. Siz merhum Sultan Süleyman'ı bizzat görmüştünüz değil mi? 15'imizdeydik. Mihrimah Sultanımızın cariyeleriydik. Ne kutlu tesadüftür ki sultanımızı ziyarete geldiler. Hamdolsun o gün mübarek yüzünü görme şerefine nail olduk. Aynı kudretli çehre. Aynı kor bakış. İnşallah bahtın da benzer. Amin. Gelelim malum mevzuya. Kabahati affedilmez olsa da Fahriye Sultan'ın itibarı hanedanın itibarıdır. Cümle alemi susturmak ve bu lekeyi alnımızdan söküp atmak ise sana düşer. Bana soğuk şerbet doldur Şayeste. İçim yanıyor. Şehzademe doğrayım. Cariye olarak seni isteyeceğim yanıma. Bak, yine Allah'ın talihli kulusun. İyilik de yaramıyor. Bundan böyle hünkârımızın yüzünü dahi göremeyeceksin. Ortalık işleri yapacağına bana yardım edersin dedim. Fena mı? Şahin Giray neredeyse git bu. Vaktinde elinde olmazsa başın belada bilesin. Hünkârım.
hünkârım. Derviş. Malumun üzere daha evvel bir karar vermiş. Fahriye Sultanımızla nikahlanmana müsaade etmişti. Bundan mütevellit, menfur hadise seni de alakadar ediyor. Sultanımızın hisleri de mühim hünkârım. Kendilerinin istemediği bir izdivaca elbet talip olmam. Mesele ne Fahriye Sultan'ın hisleri Derviş Paşa, ne de senin. Mevzubahis hanedanın itibarı. Hazırlıklar için talimat verdim. En yakın zamanda nişanınız ilan edilecek. Akabinde ise dillere destan bir düğünle nikahınız kıyılacak. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Sultanım. Hünkârımızı görmek istiyorum. Derviş için üzüldüm. Kalbi başkasında olan biriyle aynı yatağa girmek güç. Hele ki bunu herkes biliyorsa. Mevzu dervişin kiminle yatağa girdiği değil Halime. Safiye Sultan yine istediğini aldı. Ve biz mani olamadık. Yerinizde olsaydım sultanım, bunların hiçbirine gerek kalmazdı. Ne yazık ki elinizdeki gücün farkında değilsiniz. Valide sultansınız. Haremde bir kadının erişebileceği en yüksek mertebe bu. Gücünüzü fark edin. Ve kullanmaktan geri durmayın. Aksi halde Safiye Sultan'la baş edemeyiz. Hünkârımız istirahate çekilmişler sultanım. Daha sonra. Hünkârım. Çekilebilirsin Dudu. Kendimi müdafaa edecek değilim. İzah yok. Lakin pişman değilim. Benden ne istiyorsunuz sultanım? 3 defa nikahlandım. Birinde bile bana sorulmadı. Birinde bile yüzüm gülmedi. Aşk nedir bilmedim. Yaşamadım. Mehmet Gira beni öyle dipsiz karanlık bir kuyudan çıkardı ki. Işığım, nefesim oldu. Can verdi. Şimdi müsaade edin. Ben de onun nefesi olayım. Bir hükümdar sadakatin mükafatını, ihanetin de cezasını mutlaka vermelidir. Aksi halde hükmü geçmez. Siz hükmünüzün geçtiğini mi sanıyorsunuz? Ahalinin gözünde hala toy tecrübesiz bir padişahsınız. Bu ne cüret? Kulağınıza ne fısıldıyorlarsa onu söylüyor, onu yapıyorsunuz. Çıkın karşımdan. Dudağı atın. Hakikat bu. Siz ne vakit onlar gibi zalim oldunuz. Sultanımızı dairesine götürün. Yarın sabah da Adalet Kulesi'ne çıkarın. Zira seyretmesini istediğim bir idam olacak. Yaptınız sultanım. Karşınızda artık yeğenimiz yok.
Demek kendi sonunu getirmeye karar verdin Halime. Fahriye Sultan'ın mektubunu Derviş Paşa'ya vermenin başka izahı yok çünkü. Bizi karşına almayı kafana koymuşsun belli ki. Biz ne vakit yan yanaydık ki şimdi karşınıza düştüm sultanım. Ahmet'in ilk şehzadesi doğduğunda Handan cellatları kapına gönderecek. Ve sen hala Handan'a yaranmaya çalışıyorsun. Hünkârımız söz verdi. Evladımın canını bağışladı. İnşallah da sözünden dönmeyecek. Handan ehvenişer. Fahriye Sultanımızın utanç mektubunu size getirseydim ne olacaktı? Derviş Paşa ile evlendiği vakit gücünüze güç katacaktınız. Fahriye Derviş Paşa ile evlenecek. Hiçbir şey buna mani olamaz. Göreceksin. Ve sen Halime, vakti geldiğinde yeniden kapımıza yüz süreceksin. Çekilebilirsin. Mehmet Giray'a götür. Hiç değilse onu son kez görmek. Veda etmek istiyorum. Mümkün değil. Hünkârımızın kat'i emri. Derviş Paşa. Senden ilk defa bir şey istiyorum. İlk ve son kez. Beni ona götür. Sultanım. Bu bir rüya mı? Keşke rüya olsaydı hepsi. En başından beri. Hiç görmeseydik gözlerim gözlerinizi. Hiç tutmasaydı ellerim ellerinizi. Vakit bu kadar yanmazdı. Kalbim. Yanımda tutuşmazdı. Oysa şimdi. Aşık olma zamanı var. Bir de ölmek. Rabbime şükürler olsun ki ben aşkların en asilini tattım. Eğer bu yüzden öleceksen. Thank you.
yarın kavuşacağız. Hayır! Aç kapıyı! Sultanım! Hayır! Hayır sakın yapmayın! Sultanım sakın yapmayın! Hayır! Hayır! Hayır aç şu kapıyı! Hayır! Senin de mi kaşın tuttu? Bütün gece kıvrandım. Uyuz mu oldum anlamadım ki. Onu gördüm Lagari. Anastasia. Hani bir kızdan bahsetmiştim. Vay babanın şaraf çanağı. Nasıl gördün? Nerede gördün? O haremde değil miydi akıllım? Nasıl girdin? Kaçmasına yardım etmemi istedi. Sen ne dedin? Kabul ettim. İyi halt ettin. Ya deli misin, divane misin? Sen kim? Ya koskoca padişah sarayına kız kaçırmak kim? Saray burnunda bir kapı varmış. O kapıyı açacağım sadece. Sonra limana götüreceğim onu. Gemiye binecek. Olmaz o iş İskender. Ya peşinize düşerler. Ya daha gemiye binmeden yakalanırsınız. Ya ikinizin de kellesi gider. Yarın gece ocaktan çıkmam lazım Lagari. Aklımda bir şeyler var ama... Yardımın lazım. Ya, tamam. Hepinizden daha zeki olabilirim. Lakin benim de yapabileceklerim bir hududu var. Hünkârımızın emri gereği Adalet Kulesi'ne çıkma vakti geldi. Böyle cesem olurdu Zatun. Bu mudur hünkârımızın adaleti? Vicdan. Reva mıdır bir sultana böyle zulmetmek? Bir acıya şahit olmayacak gözleriniz. Giray nerede kaldı? İnşallah yetişir. Yetişir de acı çekmek neymiş görür.
Hünkârım! 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 Şehzade Mustafa'yı getirdiğim gün bana bir söz vermiştiniz. Dile benden ne dilersen demiştiniz. Sözünüzden dönmezsiniz değil mi hünkârım? Bırakın gelsin. Hünkârım, kardeşim büyük bir hata işlemiş. Cezası ölümdür. Lakin benim bu hayatta ondan başka kimsem yoktur. Affınıza sığınıyorum. Kardeşimin hayatını bağışlayın. Bana verdiğiniz söz karşılığında sizden tek ricam budur. Bağışladım. Lakin böyle bir suç zinhar cezasız kalmayacak. İrademdir. Hanzade Mehmet Giray Kırım'a dönecek. Gideceği vakte kadar da zindanda kalsın. Hünkârım, Mehmet'i Kırım'a gönderirseniz amca sonu öldürür. Hünkârım, hünkârım yalvarırım. Hem sözünü tuttu, hem de istediği oldu. Hünkâr torunumuz her gün tahta daha çok yakışıyor. Yarından tezi yok, Derviş Paşa'yla düğün hazırlıklarına başlıyoruz. Sultanımızı dairesine götürün. Hacı, derhal konuşmam lazım. Ne yap ne et, ikna et hünkârımızı. Bağışlayın fakat bu mümkün değil hanzadem. Hünkârımız divanı topladılar. Eğer kardeşim başına en ufak bir şey gelirse bu sarayı başınıza yıkarım. Hepinizin. Kardeşini cellatların elinden kurtardın. Azrail'in kucağına gönderiyorsun. Hangisi daha zor Şahin Giray? Canının parçasının ölümünü görmek mi?
ölümünü beklemek mi? Siz ihbar ettiniz onlara. Siz. Üstüne vazife olmayan işleri burnunu sokarsan boğazına kadar böyle batarsın işte. Ben sana o gün yalvardım. Ne istersen yaparım dedim. Lakin sen hünkârımızı tercih ettin. Şimdi neticelerine katlanacaksın. Cigalizade Sinan Paşa. Ahitnamelerle alakalı yazdığın telhisi okudum. Derviş Paşa'nın fikirleri de malumu. Fransa elçileri beklesin. Venedik'e bahşettiğimiz ahitname aynen yenilenecek. Hayırlara vesile olsun hünkârım. Ben de müsaadenizle yarın yola revan oluyorum. Hünkârım, Hafız Ahmet Paşa huzurunuza kabul bekler. Neredesin sen paşa? Ne cüretle geç kalırsın divanıma? Makul bir izahın vardır inşallah. Devletli hünkârım affedin. Mühim bir haber alınca limana gitmeye mecbur kaldım. Sadaret mühürü hünkârım. Vezir-i azamınız Yavuz Ali Paşa Belgrad'da hakkın rahmetine kavuşmuş. Ağır sefer şartlarını kaldıramamış vücudu. Hasta düşmüşler. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Bir kaşık kâfi hatun. Eksiği işe yaramaz, fazlası nalları diktirir. Yekün, dört akçe. Derdini söylemeyen derman bulamaz Beyzadem. Reyhan Ağa gönderdi beni buraya. Onun bir ahbabıyım. Ecel çabuk ve ızdırapsız mı olacak yoksa uzun da ızdıraplı mı olacak? Buna karar vermek lazım. Şş. Bana öyle bir şey ver ki ecel geldiğinde bunun takdiri ilahi olduğundan hiç kimse şüphe duymasın. Emin misin Beyzade? Eminim. Aman deyin Beyzadem. Veba, umma, çiçek. Bunların bir damlası dahi tüm payidahtı kırıp geçirmeye yeter. Mümkün değil, olmaz. Ocaktan kaçmanın cezası ağır. Görmediniz mi o yençeriye ne yaptıklarını? O er meydanından kaçtı akıllım. Ya neyse ne. Bir cezası var elbet. Hem sen nasıl çıkacaksın ki? Harika bir fikir bulmuş İskender.
Vallahi benim bile aklıma gelmezdi. Derdini ne anlamıyorum. Hani sen aileni bulmaya gelmiştin. E ne işin var Elin Hatun'uyla? Söz verdim Ali. Ne söz vermesi akıllım. Sen gönlünü vermişsin, gönlünü. Bu gidişle canını da verecek haberi yok. Üzgünüm ama ben karışmam. Ben buraya yeniçeri olmaya geldim. Bir hatun yüzünden de kovulmak istemiyorum. Firuz taşlıkta mı hala? Söylemeye mecburum. Sultanım, sana hep söylemek istedim. Lakin korktum. Babanın katili, hekimbaşını öldüren Reyhan'adır. Kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden beni denize attı. Şimdi korkmuyorum ondan. Çünkü sen bu mektubu okuduğumda ben kaçmış olacağım. Bu kadar. Gölge, bir şeyler daha yazmak istiyorum. Bu son gecemiz. Evime dönersem, başıma gelen her şeyi unutabilirim. Ama seni asla. Çünkü ben tamam, bu kadar. Yazdın mı hepsini? Bize dost olmaz dedim. Şimdi gördün mü gerçek yüzlerini? Ne yapsaydım Şahin? Elim kolum bağlı otursa mıydım? Bilhassa sevdiğim kadın benden bir umut, bir çare beklerken. Bulduğun çareyi soracak değilim. Çarşının orta yerinde yakalandığınıza göre parlak bir fikir olmadığı besbelli. Nikah kıyacaktık. Gizlice. Aşk. Ah. Gerçekten aptallaştırıyor insanı. Nikah kim kıyacaktı? Tüccar Solomon Efendi mi? Ölüme giderken bile dimdik durmuşsun. Kimseye boyun eğmemişsin.
Bir hanzadeye de bu yakışırdı zaten. Kırım'a ne zaman gidiyorum Şahin? Hiçbir zaman. Ben hayatta olduğum müddetçe hiçbir zaman. Fırtına yakındır kardeşim. Ne Sultan Ahmet ne de saltanatı kalmayacak. İkimiz de istediğimize ulaşacağız. Sultanım, işittim ki hiç vakit kaybetmeden düğün hazırlıklarına başlamışsınız. Ne vakit vazgeçmiştik ki? Sen Halime'nin başının altından çıkan tatsız mektup meselesini söylüyorsun. Gördün, attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmedi. Hünkârımız Derviş Paşa ile Fahriye Sultan izdivacını herkesten çok istiyor. Evladım kimi kendine yakın, kimi ırak tutacağını iyi bilir. İşte bu yüzden Derviş Paşa yakında Vezir-i Azam mührünü alacak elbette. Hünkârımız kimi münasip görürse mührü ona verir. Elbette benim fikrimi aldıktan sonra. Bak sen şuna. Kedi olalı fare tutuyor. Evladına akıl verecekmiş. Hep Halime'nin işleri bunlar. Sokma akıl 8 adım gidermiş sultanım. Sultanım. Ne yapacaksınız? Derviş Paşa'nın Vezir-i Azam olmasını en çok siz isterdiniz. Derviş Paşa içimize şüphe tohumları düşürmeden evvel de bu dediği. Anastasya. Durmasan öyle gel yanıma. Gizli bahçede teşekkür edecektim yasemiller için. Avluma gizli bahçe mi diyorsun? Sevmedin mi? İkimiz de bilmeden gizli bahçe demişiz. Onu hayret ettim. Orası benim bu sarayda nefes aldığım tek yer. En mutlu anlarım hep orada yaşadım. Seni de ilk orada gördüm. Ne okuyorsun? Bu makalat. Şems-i Tebrizi'nin önemli bir eseri. Acem diyarından bir şair. Uzun yıllar bu topraklarda yaşadı. Bak, ne diyor? Kalp midir insana sev diyen? Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi sevmek nedir? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan bir ateşe dokunmak mı?
münasebetsiz bir vakitte geldiysem eğer. Buyurun valide. Müsaadenizle. Hünkârım. Valide Sultanım. Öyle bir devir ki valide. Sadakatinden emin olmadığım birini vezir-i azam yapamam. Aklımdan geçen isim derviş. Eminim Safiye Sultan'ın da hoşuna gider. Zira damadı olacak. Aklınızda başka biri mi var? Sen en doğrusunu bilirsin elbet. Lakin benim gönlümden geçen Lale Mehmet Paşa'dır. Ne de olsa Sokollu-zade. Safiye Sultan'la husumeti çok eskilere uzanır. Öleceğini bilse boyun eğmez. Derviş boyun eğer mi? Zinhar eğmez. Ancak bu kadar çabuk vezir-i azam olursa başı dönebilir. Basamakları tek tek çıkacak ki bulunduğu yerin kıymetini bilsin. İlaveten en güvendiğimiz paşayı kurtların önüne atmaya ne lüzum var? Hünkârımız Valide Sultan'da yemeği buyur etmek isterler hacı ağa. Söyle ona göre hazırlık yapsınlar. Doğru dersin ağam. Sultanım, sana hep söylemek istedim. Lakin korktum. Babanın katili, hekimbaşını öldüren Reyhan Ağa'dır. Etli pilavdan biraz daha getirin. Hoşaf da hazır edin. Derhal. Thank you.
Reyhan Ağa. Bu nasıl sofra hazırlamak böyle? Paşa Hazretleri, hünkârımız Valide Sultan'la birlikte terastalar. Bu işlere de mi sen bakar oldun? Derviş. Hünkârım. Valide Sultanımızla istişare ediyorduk. Vezir-i Azamım Yavuz Ali Paşa vefat etti. Yerine birini tayin etmem gerek. Senin de fikrini alırım diye düşündüm. Nasıl arzu ederseniz. Hiç bakma öyle. Alex söz verdi bana. Mutlaka gelecek. Gel hatun. Gelmem. Ölürüm de gelmem. Defolun yoksa asker sizi öldürür. Reyhan Ağa. Beni çağırmışsınız. Hünkârımız akşam yemeğinden sonra hususi bahçesine çıkacaklar. Nasya mıdır, mahbeker midir adı her neyse. Onu da yanında istedi. Bülbül Ağa'ya söyle, kızı hazır etsin. Emredersiniz ağam. Var git yoluna Yeniçeri. Bu mesele bizim meselemiz. Senin değil. Gitme. Bırakma beni, ne olur öldürecekler. Kurtar ne olur. Bu mu kurtaracak seni? Biliyorsun.
Kullukçu. Kalk. Kalk, yeter yattın. Kalk hadi. Kullukçu. Aceni. Hadi Alex, gel artık. Biraz daha bekleyelim, ne olur. Aptal, kafam aptal. Nasıl da güvendim? Selman'a! İskender değil mi bu? İskender. Hayırlar olsun Zülfikar ağam. Ne suç işledi bu karakullukçu? Ne kullukçusu açıbaşım? Bizim acemilerden İskender bu. Kılık değiştirip gece ocaktan kaçmış. Gitmiş ite kopuğa bulaşmış. Yetişmesem öldürüyorlardı gafili. Gerekli ceza neyse aynen tatbik edilsin. Ağalar, mutfağa götürün gafili. Mektup Ahmet Okuma'dan almam lazım. Ortaya çıkarsa asla kaçamam. Mahbekar hatun. Nereye kayboldun sen? Odana bakıyorum yoksun. Soruyorum kimse bilmiyor. Peki bu ne hal böyle? Çiçeklere baktım. Çiçeklere baktın. Peki hünkârımızın karşısına böyle mi çıkacaksın? Hünkârımız mı? Evet. Hususi bahçeye çağırmışlar seni. Ben senin için hünkârımızı mı bekleteyim? Aa, götür şunu. Bu kılığının hesabını hünkârımıza verirsin artık, onu da söyleyeyim. Ne yapıyorsun sen? Ahmet. Ahmet. Mektubun benim elime geçti. Her şeyi hatırladığını biliyorum. Akıllı hatunmuşsun mesela. Eğer o zaman konuşsaydın, ilk fırsatta öldürürdüm seni. Şimdi olduğu gibi yürü. Mahveder misin Asya? Git. Ne yapıyorsun sen Reyhan? Aklını mı kaçırdın? Kaa!
Hatun kaçıyor. Beni sorguya çekeceğine hatunu durdur. Her şeyi biliyor. Neyi biliyor? Beni biliyor derviş. Hünkârı anlatacak. Beni bu beladan kurtar derviş. Yoksa sen de yanarsın. Derviş! Kurtaracağım Reyhan. Kurtaracağım. Ben kaçmak istemiştim o gün. Ama yolu kaybettim. Tam bir odaya girecektim ki Reyhan'ın sesini duydum. Zehir olsa baştan anlaşılırdı hekimbaşı. Peki bunu sultana nasıl ispat edeceksin? Öyle bir zehir ki bu. Şimdi bundan bir kaşık alsan bir şey yapmaz. Ama 40 gün boyunca azar azar alırsan işte o zaman tesir yapar. Merhum padişahımızı yavaş yavaş öldürmüşler. Emin misin? Buna kim cüret edebilir ki? Onu ben biliyorum. Bu hainlerin kim olduğunu biliyorum. Kimmiş? Bir şey söyledi mi? Hemen öldürdü yaşlı adamı. Hata ettin derviş paşa. Bize Reyhan'ın dirisi lazımdı. Şimdi bütün sırlarını yanında götürdü. Evladımız Sultan Mehmet Han sahiden zehirlendiyse kimin yaptığını nasıl öğreneceğiz? Mecbur kaldım sultanım. Beni de öldürmeye çalıştı hain. Sen odana dön Nasya. Hacı ağa, bizle de alakadar ol. Gölge hatuna da söyle, bir an bile yalnız bırakmasın. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Derhal meseleyi tetkik et derviş paşa. Reyhan Ağa'nın adamları kimler? Saraydan çıkınca nerelere gider? Kimlerle görüşür? Hepsini öğrenmek istiyorum. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Kim? Kim yapabilir böyle bir hainliği? Rahmetli padişahımızı zehirlemek kim cüret edebilir? Evladımızın tahttan inmesi en çok kime fayda getirdiyse ilk onlara bakmak lazım. Sevmediğini söylediler. Her şeyi berbat ettim Lagari. Bana güvenmişti. Nasıl kızmıştır şimdi? Zülfikar'a kızsa da sever seni akıllım. Yoksa kabahatin cezası çok daha ağırmış. Anastasya'yı diyorum ben. Söz vermiştim. Geleceğim demiştim. Yarı yolda bıraktığımı düşünecek. Mahsus gitmediğimi sanacak. Korktuğumu düşünecek. Ölsem daha iyi.
Daha neler saklıyorsun benden? Bilmem icabiden başka neler var? Hiçbir şey yok. Affet beni ne olur. Ben büyük hata işledim. En başta söylemeliydim. O katil seni de öldürebilirdi. Ne hissederdin peki? Yani ölseydin. Üzülür müydün? Yoksa sevinir miydin kurtuldum diye? Üzülürdüm. Hem de çok. Neden? Bence sen biliyorsun neden. Çok merak ediyorum. Bu Reyhan'a çirki Venedik altınlarını, elmasları acaba mezara götürmüş müdür? Kefene cep, tabuta da çekmece yaptırmıştır o. İnşallah gelen gideni aratmaz. İnşallah. İnşallah. Allah'ın işini görüyor musun sen kardeşim? Adam bir anda ölüverdi. Bunu al. Derviş Paşa'ya götürecek birini bul. Sıkı sıkı da tembih et. Bu kadar mı? Bu kadar. Herkes işitsin, bilsin ki Reyhan Ağa'nın vefatı nedeniyle yerine Hacı Ağa tayin olmuştur. Allah utandırmasın abi. Hayırlı olsun. Mübarek olsun Hacı Ağa. Her kula nasip olmaz Darüssade ağalığı. Hamdolsun. Herkes hak ettiğini alır. Alır. Reyhan Ağa da Allah taksiratını affetsin hep böyle derdi. Ben Rabbimin talihli kuluyum diye. Kibrinin rüzgarına öyle bir kapıldı ki, bir sabah kalktık, baktık ki saraydan uçuvermiş. Onu da söyleyeyim. Bundan böyle sadaret mührü. Sokolluzade Lale Mehmet Paşa'nındır. Hayırlara vesile olsun. Amin.
Hacı ağa, acemi cezalı. Bugün gelmesi olmaz mı? Olmaz Zülfikar ağam. Ben nedir münkârımıza? Hem sadece acemi olan değil. Sizin de gelmenizi buyurdular. Seymuddin Afto. Doğrusu olmak istedi ya. Ah, Türkçe, Türkçe. Ne dediğim belli değil Hatuncuk. Bu araba altın mı Cüneyt Galfa? Som altın hem de. Ta İngiltere diyarından geldi seneler evvel. Kraliçe Elizabeth'in sultanımıza hediyesidir. Bak bak da dünyada ne kadınlar var gör işte. Neredesin sen Gölge? Ne dedi hünkârımız? Zinhar yalnız bırakmak yok. İncileri dökülür maazallah. Kim? Nişan hazırlıklarıyla bizzat sen uğraş Bülbül. Bir eksik gedik olmasın. Bir daha siyahlara bürünürsen Fahriye, elbiseni yakarız. Hem de üstünde. Nerede? Bunlar ancak dedikodu yapsın. Şu kim? Çerkez güzeli. İsmi Raşa. Eski saraydan gönderdiler. Peki yetişmiş. Hatunu Hazreti Hacı. Bir an evvel hünkâra takdim edelim. Eşkıya başı tavil. İşte tam burada mağlup etmiş ordumu. Bir türlü aklım almıyor Zülfikar. Cihanı dize getiren ordum nasıl olur da meydanı eşkıya bırakır? Hünkârım, ne yazık ki bunun sebebi basiretsiz paşalar ve beylerdir. Senelerdir asileri küçümsediler. Sizlere de yalan yanlış malumat verip hakikati görmenize mani oldular. İşte seni de bu yüzden çağırdım Zülfikar. Hakikati öğrenmek için. Şark serdarım Sinan Paşazade Mehmet emrimi hiçe sayıp payitahta gelmedi ve şu an Bursa civarında bir yerde bir korkak gibi saklanıyor. Malumatım var hünkârım. Paşanın aziyeti yüzünden asker de yılmış durumda. Kimisi askerden kaçar, kimisi eşkıyaya sığınır. En güvendiğin adamları seç ve gizlice Anadolu'ya geç. Hem gözüm kulağım ol neler olup bittiğini öğren hem de bana paşayı getir. Emri ferman yüce padişahımızındır. Alex, yalan söyledin bana. Korktun değil mi? Pislik, korkak. Senin yüzünden ölüyordum ben. Asıl ben ölüyordum. Bak yüzüme ne yaptılar. O gece çıktım Nasya. Sana yemin ediyorum ocaktan kaçtım. Ama olmadı. Yakalandım. Ben sana güvendim ama. Gelecektin, söz verdin. Sözüm söz. Sana yardım edeceğim. O kapıyı açacağım. Sen de evine döneceksin. Eğer yine gelmezsen... Geleceğim dedim. Neden inanmıyorsun? Tamam geleceğim. Git hadi. İskender. Hünkârım.
Başını yine belaya sokmuşsun Acemi. Talimde oldu. Aslında gece vakti ocaktan çıktım. Şehri merak ettim. Dolaşmak istedim. Sonra bir hatun çıktı karşıma. Hatun mu seni bu hale getirdi yoksa? Onu kurtarmaya çalışırken oldu. Anlaşılan talimler işe yaramıyor İskender. Fena hırpalamışlar seni. Siz bir de onları görün hünkârım. Veziri azam olabilmen için bundan daha münasip bir fırsat olamazdı. Lakin tercih edilmedin. Makam ve mevki derdine düşseydim, hünkârımız daha bir şehzadeyken ve dahi tahta çıkması bir mucizeyken yanında olmazdım. Sadakatin gözlerimi yaşartıyor. Fahriye Sultanımızın büyük ayıbını örtmek için kullanılmana ne diyeceksin peki? O kadar da uğraştınız mani olmak için. Yine de kaderin önüne geçemediniz. Maksadım Şahin Giray'ın canını acıtmaktı. Seni evvelce ikaz etmiştim ona karşı. Zinhar güvenmedi. Kardeşimin yaptıklarını gördün. Bilmediğimiz kim bilir daha neler var. Madem bu kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz sultanım, o halde uzak durun. Bu sarayda tehlikeden nasıl uzak durulabilir ki? Her köşe başında ölüm kol geziyor derviş. Her köşe başında. Destur Safiye Sultan Hazretleri. Hünkârımız bu sarayı sana tahsis etti Fahriye. Gör istedim. Düğüne kadar tadilat biter inşallah. Merak buyurmayın sultanım. Zamanımız kâfi. Âlâ. Sonra gelirsin gönlünden geçtiği gibi daya döşe. Pek kasvetli burası. Sultanım müsaadenizle. Şuraya çim bulutlu acem ipeğinden bir perde olsa. Buraya da atlastan çatmayı asili minderler olsa. Tam şu köşeye de böyle şıkır şıkır billurdan bir şamdan olsa. Mekanın gönlü şenlenir. Diğer odalara bakalım. Çok işimiz var Bülbül. Fazla vaktimiz yok. Mehmet'i kırma değil. Ölüme gönderiyorlar. Lakin onu kurtarmanızın ve kavuşmanızın bir yolu var. Hasan. Bu ne? Size ve Mehmet'e. Bu zulmü reva görenler için. Hadsiz, alçak. Feveran etmeden defol git buradan. Sultanım. Kardeşim Mehmet sizin için ölüme gidiyor. Dervişin kellesi bugün var, yarın yok. Siz ise daha nice paşanın esaretinde mutsuzluk ve gözyaşı içinde mi yaşayacaksınız? İstediğiniz bu mu? Böyle bir hayat sürmek mi? Kaderimizde ne yazılıyorsa onu yaşarız. Kader mi? Haksızlığa, hakarete, zulme karşı sessiz kalmak, boyun eğmek midir kader? Haremdeki köy.
kereler bile sizden daha mesut, daha hür. Vakti geldiğinde haremi, dahi devleti yönetiyorlar. Siz ise bir sultansınız. Doğuştan, kandan gelen bir sultan. Sizin tırnağınızı dahi etmeyecek hatunlar saltanat sürerken siz bu yaşadığınıza kader mi diyorsunuz? Bu kaderi değiştirmenin vakti gelmedi mi artık? Lazım Ali. Bir yol bulmamız lazım kaçmam için. Kapıdan çıkmak mümkün değil. Duvarlarsa atlamak için çok yüksek. Bir halat da işimizi görür. Kilerden alırım. Seni aşağı sarkıtır, sonra da yukarı geri çekeriz. Bu kez gelecek. Gelecek diyorum. İnanıyorum. Beni de yanına götür. Ben de seninle gelmek istiyorum. Ne olur. Ben bir yere gitmiyorum. Unut ne gördüysen. Bitti. Vazgeçtim. Sana yalvarıyorum. Burada bir istikbalim yok artık. Asla göz dolamam. Herkes itip kakacak beni. Mafya Rusya'mdan hizmetçisi yaptı. Şayeste. Sabahtan beri seni bekliyorum. Hadi. Geliyorum. Cennet. Buyurun sultanım. Kurudu mu bu cariyeler? Neden kimse gebe kalmadı? Hünkâr torunumuzun şehzadelerini görme vakti geldi de geçiyor. Sultanım, cariyelerin biri giriyor, diğeri çıkıyor. Bilhassa Handan Sultan'ın taifesi. Bunca hız da hemen her gece altın yoldan geçiyor. Elini biraz çabuk tutsa da herkesten önce bir şehzade doğursa. İnşallah bahtı da kendi gibi güzel olacak. Ben güzel değil sultanım. Çirkin oldum. Herkes alay ediyor benimle. Üzüldüğün şeye bak. Cennet. Pervane ağayı çağır. Mahbeker. Gel bizimle. Hala hünkârımızın koynuna girmedin, değil mi? İnkar etme. Gözlerin hakikate haykırıyor. Nur vardır aşıkların bakışlarında.
Terdemiz hali iner gözlerime. Ne saraylar cezbeder aşıkları. Ne civan mert yiğitler. Sevgiliden gayrısına kör olurlar. Sende de görüyoruz o bakışları. Ben bilmiyorum sultanım. Nasıl aşık olur insan? Yani aşık olduğunu nasıl anlar? Gündüz vakti gözlerini kapadığında onun yüzü beliriyorsa hayallerinde ve her gece onu görüyorsan rüyanda şifayı kapmışsın demektir. Bu kadar güzel bir elbise girmemiştim sultanım. 20 sene evvel biz de büyülenmiştik. Cenova Düşesi'nin hediyesi. Bundan böyle senin. Sultanım, bu çok kıymetli. Ben nasıl... Bir elbisenin kıymeti içinde kimin olduğuna bağlıdır. Şu güzellik seni ancak cariye yapar. Daha fazlası olmak istiyorsan güzelliğine kalbinin ve aklının eşlik etmesi gerek. Sultanım, beni emretmişsiniz. Gel pervane. Gözlerimizi senin maharetli ellerine teslim ediyoruz. Saçları eskisinden de güzel olsun. Nasıl? Beğendin mi? Çok. Nasıl yaptın böyle? Bizim Ayşe Hatun var. Terzinin çırağı. Onun da saçları aynı böyle. Ondan kestim, sana ekledim. Ne? Yazık. Latife ediyorum canım. Herkesin bir hüneri var. Benimki de bu. Zeynep Galfa. Mafiruz nerede? Duda Hatun'un emriyle başka odaya alındı. Ben ne olacağım? Seni de sultan dairesine alacağız. Pesübhanallah. Hatun! Gel. Bundan böyle senle kalacak. İsmi Raşa. Sultanımızın son gözdesi.
Her şey tamam da Fahriye Sultan'ın sesinin soluğunun bir anda kesilmesi. Sizin de aklınızı kurcalamıyor mu sultanım? Ya ne yapacaktı? Elinden bir şey gelmez. Validesinin ona biçtiği kaderi kabul etti. Sizin de bildiğiniz üzere hatunlar aşk konusunda erkeklerden çok daha cesur ve acımasızdırlar. Senin ifşa ettiğini öğrenir diye mi korkuyorsun? Kim bilir, belki çoktan işitmiştir. İntikam yeminleri ediyordur. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam. Safiye Sultan'a bile hiçbir vakit boyun eğmedim. Ben neydim Halime? Evladımı korumak için ne lazımsa yaptım. Ne lazımsa yine yaparım. Zinhar yüksün ben. Derviş Paşa'dan kurtulabilir misiniz mesela? Nereden icap etti şimdi? Onda sevmediğim bir şeyler var. Birlik olduğumuzdan beri bazı vakitler ziyaret ediyorum. Ne düşünüyor, ne hissediyor diye. Anlamak ne mümkün? Sanki bir zırh var üzerinde. Hiçbir şeye işlemiyor. Kalbime vesvese salma Halime. Ondan şüphem yok. Bu yüzden mi vezir-i azam olmasına mani oldunuz? Ahmet Cemal. Hünkârı Ahmet etmek istiyorum. Menetçiye emrediyorum ama beni yine de götürmüyor. Gözüme perdeymiş hünkârım. Aşk dedikleri kara bir büyüymüş. Bir hastalık. Pençesine düşmüşüm de haddimi aşmışım. Ne olur affedin. Sizi hürmetli kusur ettim. Kararım değişmeyecek sultanım. Hiç değilse gözden geçirmenizi çok isterdim. Lakin bu nedenle gelmedim. Affınıza sığınmak isterim. Şükür ki hezeyanım geçti. Bağışlayın ne olur. Badem bu. Çocukluğumda ne zaman yapsanız bana da yollardınız. Hünkârım. Müsaadenizle. Çocukluk bitti. Siz artık benim yeğenim değil. Hünkârımızsınız. Lakin badem yine aynı badem. Thank you.
hünkârım. Şehzade Mustafa geldiler. Gelsinler. Aslan parçası. Bak ne var burada? Badem. Mustafa'm ne yaptınız siz? Badem dokunuyor size. Karnınız ağrıyacak şimdi. Ama ben çok seviyorum. Bu kadar kâfi. Başka yemeyin tamam. Tamam. Ben abimi istiyorum ama annem izin vermiyor. Ben daha ben söylerim o izin verir dedim. Biraz daha büyüdüğünde bizzat ben sana binmeyi öğreteceğim tamam mı? Hünkârımızı görmek istiyorum Dudu Hatun. Hünkârımız burada değiller. Sen ne diyordun oraya? Gizli bahçede.
Nasya. Bir şey mi oldu? Rüyalarımda seni görüyorum. Emin misin? Kalıbımı basarım, 3-5 gemi kırılır. O da kafa üstü çakılmazsan. Ben nükte ediyorum akıllım. Uyuyamadım da hava alayım dedim. Ali. Sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Senin de lagar olan. Gelmeyeceksin sandık. Beni kabul ettiğin için sağ ol. Bir kez daha kurtardın hayatımı. Thank you.
Elveda gölge. Bu şeredeki tek dostum. Keşke Gölge Hatun da bizimle gelseydi. İstese çoktan kaçardı. Ama bütün hayatı burada geçmiş. Başka bir yer bilmiyor. Seni Gölge getirdi değil mi? İlk ondan nefret ettim. İlk onu sevdim bu sarayda. Sonra... Sonra? Sonra kim sevdin? Sultan Ahmet'i. Şükürler olsun. İskender. Nasıl ya? Geldim işte. Tuttum sözümü. Seni ilk bulduğum geceyi hatırladın mı derviş? Bir meyhanede tesadüfen çıktın karşıma. Sarhoş ve sefildin. Benden ne istiyorsun Şahin? O gece bana her şeyi anlattın. Osmanoğlu seni devşirdiğinde ayağın çıplakmış. Sırtında giysi yerine çuval varmış. Bu yüzden derviş adını takmışlar sana. Çocukluğun öyle büyük bir yoksullukla geçmiş ki. Bir gün yerde bir akçe bulmuşsun. Tek hazine. O kadar sevmişsin ki ne yapacağını bilemeyip yıllarca cebinde taşımışsın. İlk çarığını acemi ocağında giydiğini... Herkesin seni nasıl ezip, senden nasıl nefret ettiğini anlatmıştın bana. Ertesi gün geldin ve o akçeyi sadakatinin nişanesi olarak bana getirdin. En çok neden korktuğunu sual etmiştim. Bir hiç olarak yaşayıp ölüp gitmek diye cevaplamıştın. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Hı hı. Çünkü ben sana çıkış yolunu gösterdim. Seni bir hiç olmaktan kurtardım. Kendi menfaatlerin için kullandın Şahin. Sultan Mehmet'i zehirlemek ve bir gün tahta oturmak için. Bunu sen de istiyordun. Lakin ihanet ettin bana. İhanet. İhanet güçlü bir histir. Ancak dostlar arasında olur. Biz... Zinhar dost değildik Şahin Giray. Aynı yolda yürüsek de. Sultan Ahmet'in tahta çıkmasını istiyordum. Maksadıma da ulaştım. O gün ben de istiyordum. Lakin kötü haber... Şimdi de inmesini istiyorum. Derviş. Her şey bitti. Hünkârın Azrail'in pençesinde artık.
Anastasya. Korkma. Her şey bitti. Ailene kavuşacaksın. Affet beni Alex. Yapamam. Sultan Ahmet'i bırakamam. Ben ona ait. Yeah.